Erkek şiddete Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller evli olduğu bu kadını bu hale getirmiş. Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller, iki çocuğun annesi Zeynep Çiller'i dövdüğü iddiasıyla mahkemelik oldu. Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller, iki çocuğun annesi Zeynep Çiller'i dövdüğü iddiasıyla mahkemelik oldu. Kaburgaları kırılıncaya kadar dayak yediğine, kafasının duvardan duvara vurulduğunu iddia eden Zeynep Çiller, Mert Çiller'e boşanma davası açarak çocuklarının velayetini istedi. Zina, pek fena muamele, onur kırıcı davranış, şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçeleriyle boşanma davası açan Zeynep Çiller, Mert Çiller'den 10 milyon TL tazminat ve çocukları ve kendi içinde aylık 300 bin TL nafaka istedi. Aile Mahkemesi Mert Çiller hakkında evden uzaklaştırma ve Zeynep Çiller'e yaklaşmama cezası verdi. Çiftin oturduğu İstinye'deki lüks dairenin sahibi Tansu Çiller, mahkemenin evi Zeynep Çiller'in kullanımına vermesinin ardından tahliye davası açtı. Tansu Çiller mahkemeden aldığı jet tahliye kararı ile mahkemenin Zeynep Çiller'in kullanımına verdiği evi boşalttırdı. Zeynep Çiller ve iki çocuğu sokakta kaldı. Sözcüden Hayati Arıgan'ın haberine göre Mert Çiller ile 11 yıldır evli olan Zeynep Çiller, avukatları Kezban Hatemi ve Nezihe Hıdıroğlu aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açtı. Dava dilekçesine Zeynep Çiller'in iddiaları şöyle anlatıldı. Her fırsatta şiddet uyguluyor. Bir buçuk yıllık flört döneminden sonra Zeynep ve Mert Çiller 16 Kasım 2009'da evlendi. Çiftin bu evlilikten bugün 10 ve 5 yaşlarında bir kız ve oğlu oldu. Son dönemlerdeki iddiaya göre Mert Çiller'in aşırı alkol tüketimi ve uyuşturucu kullanması nedeniyle öfkesini kontrol edemeyip kendini kaybederek her fırsatta Zeynep Çiller'e şiddet uygulamaya başladı. Kafasını duvardan duvara vurdu. 5 Mayıs'ta Mert Çiller aile konutunda çocuklarının gözü önünde Zeynep Çiller'e şiddet uygulamasının ardından çift karakolluk oldu. İddiaya göre Mert Çiller hiçbir neden yokken Zeynep Çiller'i saçından sürükleyerek kafasını duvardan duvara vurdu. Evdeki eşyaları kırmaya başladı. Zeynep Çiller çocuklarını alarak komşularına sığındı. Komşuların 155 polis imdat hattının araması üzerine Zeynep Çiller şikayetçi oldu. Eve gelen polisler tutanak tutarak Zeynep Çiller'i muayene için hastaneye götüreceklerini belirtti. Tansu Çiller'den şikayetinden vazgeç tehdidi iddiası. Bu sırada eski başbakanlardan Tansu Çiller avukatı ile birlikte aile konutuna gelerek iddiaya göre polislerin işlem yapmasını engellemeye çalıştı. Tansu Çiller, Zeynep Çiller'in şikayetçi olması durumunda çocuklarını bir daha göremezsin şeklinde tehdit ettiği boşanma dilekçesinde yer aldı. Çocuklarını üst kat komşusuna emanet eden Zeynep polislerle birlikte İstinye Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Darp raporunun detayları 5 Mayıs 2020 tarihli darp raporu boşanma dilekçesinde şöyle yer aldı. Sağ talde 2 3 cm 3, 3 boyutunda hematom, boyun ön yüzde solda 1 cm yüzeysel çizik. Sol üst kol dış yan yüzeyde yaklaşık 10 a 10 cm hematom ve ekimoz alanı var. Sağ üst kol dış yan yüzde 2 adet yaklaşık 10 5 cm boyutlarında hematom ve ekimoz alanı var. Sol köprücü kemiği altında yaklaşık 1 e 3 cm boyutunda ekimoz alanı var. Sol omuzda 2 1 cm boyutunda ekimoz alanı var. Sağ memede alt lateral belgede 2'ye 1 cm boyutunda ekimoz ve yüzeysel sıyrık var. Sol memede lateral alt bölge 2 cm yüzeysel çizik var. Sağ üst bacak dış yüzeyde yaklaşık 5'e 2 cm boyutunda 2 adet ekimoz alanı var. Sol üst bacak dış yüzde 5'e 3 cm ve 2'ye 2 cm boyutunda ekimoz alanı var. Sağ tibia ön yüzde yaklaşık 2'ye 3 cm boyutunda tespit edildi. Kaburgası kırılıncaya kadar dövüldü kum torbasına çevirdi. Yaşadığı son şiddet olayının ardından Zeynep Çiller avukatları Kezban Hatemi ve Nezihe Hıdıroğlu aracılığıyla geçtiğimiz ay İstanbul Aile Mahkemesi'ne zina, pek fena muamele, onur kırıcı davranış, şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçesiyle boşanma davası açtı.